Üç şeyde yanılan iflah olmaz. Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki eş, iş, arkadaş. Bu üçünde yanılan iflah olmaz. Ben onu düzeltirim der ama düzeltemez. Kendisi onun gibi bozulur. Bir sepet sağlam incirin içine bir tane çürük incir koysanız hepsini bozar. Bir sepet sağlam incir o bir çürüğü sağlam yapamaz. Dünyada aziz olmak isteyen diline sahip olsun. Sabır susmaktır. Konuşan, susandan daha fazla vera sahibi olamaz. Kötü insanlarla arkadaşlık yapan, iyi kimselere su izan eder. İnsanların bilgilisi, insanların bilgisinden yararlanıp, kendi bilgisini artırandır. Dört yerde dört şeyi korumak, iki şeyi unutmamak, iki şeyi de unutmak gerekir. Korunacak şeyler, namazda gönül, halk içinde dil, yemekte boğaz, el evinde göz. Unutulmayacak şeyler, Allah'ın büyüklüğü ve ölümdür unutulması gerekenlerde birine ettiğin iyilik ve sana yapılan kötülüktür. Şahın Akşibend Hazretlerine namazda hudu ve huşu nasıl elde edilir diye sorulunca buyurdu ki huzurlu bir halde helal lokma yiyeceksiniz, huzur ile abdest alacaksınız ve namaza başlarken iftidah tekbirini kimin huzuruna durduğunuzu bilerek, düşünerek söyleyeceksiniz. Cemaatte rahmet vardır. Bir cemaatte bir kişi Allahü Teala'nın sevgili kuluysa, duası makbulse onun hürmetine Allahü Teala hepsini affeder. İmanın temeli hubbu fillah, buğdu fillah'tır. Müslüman Allahü Teala'nın seçtiği, sevdiği insandır. Onun seçtiğini ben seçmiyorum, onun sevdiğini ben sevmiyorum hiç böyle şey olur mu? Kur'an-ı Kerim'in asıl tefsiri fıkıh'tır. Ne yapılacak, nasıl yapılacak, nasıl korunacak? Bunlar fıkıh ilmiyle mümkün olur. Dini bilmeden imanı korumak zordur. Hadis-i Şerif'te buyuruyor ki: "En hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğreten'dir." Bunun bir manası da Kur'an-ı Kerim İslamiyet demektir. İslamiyeti öğrenen ve öğreten en hayırlınızdır demektir. Burada öğreten kelimesi önemli. Yani doğru öğrendiğini doğru öğreten demektir. Kafasından konuşan değil. Müslümanın kıymeti nuru ahirette belli olacak. Cehennem diyecek ki: "Çabuk geç. Nurun ateşimi söndürüyor." Nasıl ki bedenin rızkı varsa ruhun da rızkı vardır. Nasıl ki bedenin rızkı verilmezse hastalanır, sonunda ölürse, ruhun rızkı da verilmezse hastalanır ve zamanla ölür. Ölmesi Allah korusun kafir olması demektir. Namaz ve diğer ibadetler ruhun rızkıdır. Büyüklerin sözleri de ruhun rızkıdır. İki şeyden kaçın. Çok yemekten ve çok konuşmaktan. Sabır Allahü Teala'yı kullara şikayet etmemektir. Dünyada en makbul ibadetlerden birisi de Allahü Teala'nın rızası için insanlara yardım etmektir. Gömleğin ilk düğmesi yanlış bağlanınca diğerleri de yanlış gider. Neticeyi değiştiremezsiniz ama başlangıcı değiştirmeniz mümkündür. Tedbir almamak kibirdendir. Elbette müminin en büyük bayramı günahlarının affolunduğu gündür son nefeste imanla öldüğü gündür. Hesapta, mizanda sevaplarının çok, günahlarının yok olduğu gündür. Elbette müminin bayramı sırat köprüsünden geçtiği gündür. Elbette müminin bayramı cennette Peygamber Efendimizi sallallahu aleyhi ve sellem görmek ve ondan sonra rüyeti ilahiyeye mazhar olmaktır. Bayram kaç tane bayram Müslüman olmak bir bayram. Ehli sünnet olmak bir bayram. Büyükleri tanımak bir bayram. Hayırlı işte istihdam edilmek bir bayram. Dostlarla beraber olmak bir bayram. Müslümanların yüzüne bakmak bir bayram. Cenab-ı Hak bir mümin bir müminin yüzüne muhabbetle bakarsa onu affeder. Bir Müslüman bir Müslümanı sevindirirse Allahü Teala ona nafile hac ve umre sevabı veriyor. Yani Allahü Teala kullarına çok kazansınlar, çok kâr etsinler, çok kârlı çıksınlar diye ufak bahaneler yaratıyor. Allah'ın dergahında ehil, na ehil beraberdir. Bir tanesi Cenab-ı Hak tarafından kabul edilse o kulların içerisinden, bir tanesini sevse cenab Hak onunla beraber olanların hepsi içeriye. Tasnif yok çünkü orada. Sen cahilsin, çık dışarı olmaz.'' Allahü Teala'nın varlığına, birliğine, Peygamber Efendimizin onun resulü ve kulu olduğuna görür gibi inanmak lazımdır. Zaten kelime-i şehadette bu bildiriliyor. Görmüş gibi şehadet ederim deniliyor. Bu iman elde edildi mi diğer tarafların hepsi kolay hallolur. İmanın elde edilmesi için elhamdülillah imkan var. Peki onun güçlendirilmesi, onun kuvvetlendirilmesi, onun sağlamlaştırılması nasıl olur? Onun da kolayı var. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, dinül mer'i dinül ahihi. İnsanın dini, arkadaşının dini gibidir. İmanını güçlendirmek isteyen, imanı güçlü olanlarla beraber olmalı. Çok ibadet yapmak isteyen, en güzel ibadet yapanla, en güzel ihlasla çalışanla beraber olmalı. Bu sefer o da onun gibi olur. Gerek imanın güçlenmesi, gerek ihlasın artması, gerek ibadetlerin artması, ve Yahut felaketlerin artması, günahların artması, küfre varması hep insanın vereceği kararına bağlıdır. Tercih meselesidir. Ne olmak istiyorsa o taraftaki insanları bulacak, onlarla arkadaşlık kuracak. İyi olmak istiyorsa iyilerle beraber, kötü olmak istiyorsa kötülerle beraber olacak. Gayet tabii bir şey bu. Dünya ve ahiret saadeti için iyilerle beraber olmayı tercih etmeli. Allahü Teala insanlara iki tane bardak ihsan etti. Bu iki bardaktan biri som altın, diğeri çömlek. Altın olan yere düşse de kırılmaz. Diğeri elden bir düşse parça parça olur. Birinin üzerinde ahiret, diğerinde dünya yazıyor. Ahiret yazana dünyalık da girse ahiretlik oluyor. Dünya yazana ahiretlik de girse dünyalık oluyor. Bu bardaklara koyduklarına dikkat etmeli. Hangi bardağı tercih ettiğine dikkat etmeli. Ahiret bardağı kabirde, sıratta, her yerde geçiyor. Cennetten gelmiş sahibini de cennete götürüyor. Bir gün birini, bir gün öbürünü öne alıp durmamalı. Ahiret bardağını tutup bırakmamalı. Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri buyuruyor ki: Bir kimse ödemek niyetiyle borç aldıysa Allahü Teala üç şekilde ödeme kolaylığı verir. 1. Alacaklıların kalplerine merhamet verir, sabrederler. 2. Kalplerini yumuşatır, bir miktarını hediye ederler. 3. Alacaklarının tamamını hediye ederler. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, iki şey varsa korkmayın. Bu dinin sahibine uymak ve büyükleri tanımak. Her kitap okunmaz bir kitap doğru bile olsa, yazan Allah için yazmamışsa, okuyan zarar görür. Çünkü yazanın habis ruhu, zulmeti etki yapar. Yazan ihlasla bile yazsa, basanlar para için basmışsa, yine feyz, bereket olmaz. Büyüklerin kitaplarını okuyanlarsa, büyüklerin ruhaniyetinden, feyzinden istifade eder. Sadece ilim yetmez, ihlas da lazımdır. Peygamberlerden sonra insanların en üstünü olan Hazreti Ebu Bekir'den bir kimse dua istiyor. Elini açıp şöyle dua ediyor. Ya Rabbi, bir günahkar kul, bir günahkar kulundan dua istiyor. İkisinin de günahlarını affeyle. Banyodan çıkarken ayakları soğuk suyla yıkamak, ağrıları giderir, romatizmayı önler. Kalbi çok hasta olan kimse, eşine dostuna dini nasihat yapamaz. Din kitabı okuyamaz. Bir Müslüman arkadaşının yanına gidip sohbet edemez. Ama kalbinde biraz kırıntı varsa kitap okur. Ölüme hazır olan hep güler. Çünkü o vuslatı bekliyor. Rabbine kavuşmayı bekliyor. Müslüman gülmesin de ne yapsın? İnsanların fitnesinden kurtulmak istiyorsanız, çarşı ve pazarlarda sık sık bulunmayınız. Ticaret erbabının dükkanlarında uzun müddet oturmayınız. Hiçbir günahı küçümsemeyin, çok çalışın. Boş gezenler, zengin bile olsa, arkadaşları şeytan, kalpleri şeytanın konağı olur. Dünya gamından, nefsin sıkıştırmasından hafifleyip kurtulmak istiyorsanız, kabristanları sık sık ziyaret ediniz. Ayıp ve kusurlarını gördüğünüz arkadaşlarınızın, komşularınızın sırlarını ifşa etmeyiniz. Çünkü gördüğünüz bu sırlar size emanettir. Emanete hıyanetse çirkin bir harekettir. Haram giren, haram çıkan ağızdan yapılan duayı Allahü Teala kabul etmez. Duanın kabul olması için ağza da, mideye de dikkat etmek lazım. Vesile ile dua etmek lazım. Küfre karşı emri maruf yapılırsa Allahü Teala o beldenin hak ettiği azabı tehir eder. Emri maruf yapılmazsa azabı ilahi gelir. Bir yumruk gibi olmalı. El açık olursa parmaklar zarar görür. Yumruk haline gelirse zarar görmezler. Nefs bütün iyiliklerden süzülmüş, sadece bütün kötülüklerin bulunduğu varlıktır her istediği aleyhinedir. En ahmak varlıktır. Asıl arzusu kendini ilahlaştırmak, kendine taptırmaktır. Kötülük yaptırmakla tatmin olmaz. İnsanların dünyada işlediği suçlardan dolayı Allahü Teala iki şekilde cezalandırır. Ya cezayı ahirete bırakır ki kafirlerin böyle ya da dünyada sıkıntı verir. Ahirete bir şey kalmaz. Bunun için sıkıntı Müslüman için bir nimettir. Bunun ahiretteki karşılığını bilseler, sıkıntı gelsin diye dua ederler. Altı cilt mektubatın, yani mektubat-ı Rabbani ve mektubat-ı Masumiyye'nin özeti bir cümledir. Bu yolun büyüklerini tanımak ve sevmek, dünya ve ahiret saadetinin anahtarıdır. Bir büyük zat bir talebesine vazife verirken, beynime mi girmek istersin, kalbime mi girmek istersin diye sorar. Efendim, farkı ne diye sorunca, kalbime girersen ahirete kadar benimlesin. Beynime girersen yarın unutabilirim buyurur. Talebe bu sefer efendim, kalbe girmenin şartı nedir diye sorar. Şartı ikidir. Kimseyi bana şikayet etmeyeceksin ve kimse de seni bana şikayet etmeyecek. Çünkü orada sen beni temsil ediyorsun.'' Yolumuz almak değil, vermek yoludur. Yük olmak değil, yük almak yoludur. Sıkıntı vermek değil, sıkıntı çekmek yoludur. Hep sen sineye çek, kimseyi şikayet etme. Öyle yaşa, öyle hareket et ki, kimse de seni şikayet etmesin. İnsanı Allahü Teala kendisi meşhur yapar, insanlara tanıtırsa, onu muhafaza eder. Ama insanın kendisi meşhur olmak isterse, afettir, felakettir. Bu yolun büyükleri kendilerine tabi olanlardan gafil değildir. Büyükler göç ettikleri zaman ilimleri, ihsanları, feyizleri, heybelerinde beraber gider. Dünyada bereket kalmaz. Büyüklerin talebeleri üç sınıftır. 1- Hane halkı gibi. 2- Akraba gibi. 3- Komşular gibi. Aynanın karşısına mum koysanız aynada mum gözükür o da ışık verir. O aynanın karşısına başka bir ayna koysanız o ayna da ışık verir. Dilediğiniz kadar ayna koyun mum yine orada ışık vermeye devam eder. Asıl mum, asıl kaynak Peygamber Efendimizdir. Büyükler onu yansıtırlar. İnsanlar zor zamanlarda zor ile karşılaştıklarında müdara yani insanları idare etme yapamazlar. Böyle zamanlarda herkes içindekini ve gerçek yüzünü dışa vurur. Yani bencil, bencilliğini, fedakar, fedakarlığını, hain, hainliğini gösterir. Bu problemli zamanlar bir imtihandır. Ve dünyada hiçbir imtihanda girenlerin hepsi kazanmamıştır. Bazıları imtihandan başarılı çıkar, bazıları ise kalır. Hep gülmek iyi değil. Gün tövbe ve istiğfar zamanıdır. Yarına çıkacağımız belli değil. Mümin müminin kıymetini bilmezse Allahü Teala'nın kıymetini hiç bilmez. Bilenlerle çalışmak zor olur, sıkıntılı olur. Peki diyen, ihlaslı, samimi kimselerle çalışmalı. Bir kimse ihlaslıysa Allahü Teala daha sonra o işi yapma kabiliyetini de verir ona ve o da bilenlerden ama ihlaslı bilenlerden olur. Müslüman dinini, malını, namusunu, şerefini korumak için zengin olmak zorundadır. İsraf zaten haram. İsraftan kaçınmak zorundadır. Tasarruf etmek zorundadır. Peygamber Efendimiz "Ey Eshabım, fakirlik sizin için saadettir. Ahir zamanda ümmetim için zenginlik saadet olacaktır." buyurdu. Başka bir hadisi şerifte de, ahir zamanda iki sarısı olmayan, kullanılmış, horlanmış mendil gibi atılacaktır buyuruldu. İki sarı, altın ve gümüştür. Dünya, ahiretin ufacık bir misali. Burada mescitlere, camilere gidenler, orada hakikisine gidecekler. Burada kötü yerlere gidenler, orada kötü yerlere gidecekler. Bu, dünyadan ahirete akan iki nehir gibidir. Bir tanesi cennete gidiyor, bir tanesi cehenneme gidiyor. Herkes bu nehrin birinde mutlaka gider. Ama yavaş gider, ama çabuk gider. Fakat kendisinin bulunduğu nehir onu bir yere götürür. İnsanın kendisi gidemez tabi ama bir yere de gitmesi lazım. Bu yüzden gideceğiniz nehri iyi seçin. Mühim olan sonsuz beraber olmaktır. Bu dünyada ne kadar uzun yaşarsan yaşa, yine ayrılık var. Ama ahirette sonsuz beraberlik var. Büyükleri seven orada onlarla beraber olacaktır. Kalbi yanan seni de kendini de kurtarır. Kalbi yanmayan seni de yakar. Bu dünyada ölmeden olmak yoktur. Zahmetsiz çalışmadan bir şeye kavuşacağını zanneden ahmaktır. Hz. Ali buyurdu ki, Dünya nimetlerini inceledim, en iyisinin sağlık, en büyük sıkıntının da borçlu olmak olduğunu anladım. Büyüklerden, evliyalardan yardım her zaman değil, her çare bitip tükendiğinde istenir. Abdullah İbni Mübarek Hazretleri, 4000 hadisi şeriften dört düstur seçmiş. 1- Devamlı bir günah işleyen bir kadına güvenme, yani dikkatli ol. 2- Mala aldanma. 3- Karnını tok tutma. 4- Amel edeceğin kadar ilim öğren, yani lüzumsuz bilgi peşinde koşma. Yukarıda olan mahrum kalır yukarıda değil aşağıda olmak lazım. Yani kibirlenmek yok, tevazu sahibi olmak var. Büyüklerin kitaplarını okumak çok önemlidir. Bir saat kitap okumak, onlarla yarım saat sohbet etmek gibidir. Bu dünyada imrenilecek iki insan vardır. Ya alim ilmiyle, cehaletle savaşır ya da zengin, çok parası var, fakirlikle savaşır. hayırlı insan hayra vesile olur. Bir insanın hayırlı mı olduğu, şerli mi olduğu icraatından belli olur. Ne zaman bir Müslüman kardeşinizi görseniz, belki de benim kurtuluşum bu mücahidin duasındadır diye ondan dua isteyin. Evladına haram işletmek, haram işlemesine sebep olmak, kendi eliyle onu ateşe atmak demektir. Kurda kuşa faydalı olmalı, hiç kızmamalı. Resulullah Efendimizin güzel ahlakıyla bezenmeli, ona benzemeye çalışmalı. Güzel ahlaktan, adaletten, doğruluktan ayrılmamalı. İnsanlara emniyet vermeli. İman etmeyen müşrikler dahi Resulullah Efendimiz'e emin derlerdi. Peygamber Efendimiz İslamiyet'i ilk yaymaya başladığı zaman hiç kimse Müslüman değildi. Sonra yavaş yavaş Hazreti Ebu Bekir meydana geldi. Hazreti Ömerler meydana geldi. Sanki o zamanda yaşıyormuş gibi inanıp, o şekilde yola çıkılırsa, yani o güzel ahlak, şefkat ve merhametle yola çıkılırsa, herkes hayranlık duyar. Herkes Allah'ın kulu. Herkesin iyiliğe ihtiyacı var. Herkesin güzel söze ihtiyacı var. Herkesin nasihate ihtiyacı var. Emire itaat etmeli, karışmamalı. İki üç başlılık olmaz çatal kazık yere batmaz. Ne kadar çok çatal olursa, batması o kadar zor olur. Müslümanlar bir vücut gibidir. Bu vücudunda bir başı var. İki başlı olsa olmaz. Zaten iki başlı bir yaratık görünce, herkes korkar bir tarafa kaçar. Büyüklerin talebeleri çok kabiliyetlidir. Eğer büyükleri tanımasalardı, başka yerlerde de başarılı olurlar ve helak olurlardı. Çünkü kabiliyetli insanlar bozuk yolda da hızlı yol alırlar. Fazilet yani üstünlük görmekte, konuşmakta değil, inanmaktadır. İmam Rabbani Hazretleri gibi büyüklerin yolunda olanlar, doğru öğrenirler, doğru anlarlar, doğru yaparlar, doğru öğretirler. Öğrenmekle anlamak farklı şeylerdir. 72 dalalet fırkasının başındakiler hepsi öğrenmişti. Hepsi de alimdi fakat yanlış anlamışlardı. İlim üstattan öğrenilir. İlmi, dini kendi kendine kitaptan öğrenenler çok yanılır, yanlışı doğrusundan çok olur. Takdire razı olun. Haddinizi bilin. Çok konuşmayın, rahat edin. Allahü Teala'nın rızası yolunda ilim kafi değildir. İlmiyle amil olanlar kurtulacaklardır. İlmiyle amil olmak da kâfi değildir. İllaki ihlasla yapanlar kurtulacaklardır. Büyükleri tanıyan dünya ve ahirette rahat eder. Tekrar tekrar hep aynı şeyler anlatılıyor. Bilinmediği için değil, kitaplarda yazıldığı şekilde yapılmadığı için. İnsanın üç babası vardır. Dünyaya getiren baba, kızını veren baba dinini öğreten baba. Bunların üçüne de aynı saygıyı göstermeli. Aynanın arkası ne kadar karanlık olursa, göründü o kadar güzel olur. Almanın olur da, vermenin pişmanlığı olmaz. Niye verdim demezsiniz. Allah için verilince, o iş bitmiş olur. O kıymetini bilmese bile bizi ilgilendirmez. Müslüman, Müslümanın kıymetini çok iyi bilmeli. Bir Müslümanı gördüğü zaman aklı başından gitmeli. Bu sevgi azaldığı müddetçe dine karşı soğukluk başlar ki bu felaket alametidir. Din kardeşimiz her şeyin üstündedir. Her şeyden değerlidir. Onun duası kurtulmamıza sebeptir. İnancıyla birbirimize sahip çıkalım. Ahir zamanda küfre düşmek çok kolay olur. Onun için her sabah ve akşam muhakkak iman duasını tecdidi iman ve nikah duasını okumalı. Sabah ve akşam okunan iman duası, Allahümme inni e bike min en üşrike bike şeyen ve ene alemü ve estağfirüke lima la alemü inneke ente allamül guyub. Tecdidi iman ve nikah duası, Allahümme inni üridü en ücetti del imane ve nikahe tecdiden bi kavli la ilaha illallah Muhammedun Resulullah. Hadisi şerifte ameller niyete göredir buyuruluyor. Bu çok önemlidir. Allahü Teala bu kulum bunu niye yapıyor diye kalbe bakar, niyete bakar. İnsanlar zahirlerini mamur etmekle meşgul. Halbuki Allahü Teala'nın baktığı yerleri yani kalpleri berbat. Allah için yapılanlar hatalı, kusurlu olsa da Allahü Teala kabul ediyor. O benim için yapıyordu, benim yolumda, benim rızam için yapıyordu diyerek kabul ediyor. Yapılanlar Allah için olmazsa hiçbir işe yaramaz, atılır. Kimin için yaptınsa git ondan al denilir. Yapılanlar Allah için yapılmazsa ne kadar ihtişamlı olursa olsun içi boş çekirdeğe benzer. Herkes ahirette niçin yaptın sorusuna cevap verecek. Allah içinse tamam yoksa felaket. Eksiğimiz, hatamız yok mu? Elbette var. Ancak niyet düzgün olacak. Yani Allah için olacak. Bir gün mübarek bir zata bir talebesi efendim namazlarımız, ibadetlerimiz hep kusurlu. Ahirette ne olacak bizim halimiz diye sorar. O mübarek zat kendisinden bir bardak su ister. O da hemen kalkıp getirir. Kendisine 2-3 metre kala orada dur buyurarak durdurur. Talebe elinde bir bardak suyla bekler. Yavrum der. Sen şimdi bu suyu getirirken ayağın takılıp düşüp dökseydin, bardak da kırılsaydı, ben sana bir şey der miydim? Hayır efendim demezdiniz. İşte aynı bunun gibi evladım. İbadetlerimiz hatalı, kusurlu. Ama biz Emre itaat ediyoruz. Yapın buyuruyor Rabbimiz, biz de yapmaya çalışıyoruz. Ama yaparken eksiğimiz, hatamız oluyor. Ona itaat edip yapmaya çalıştığımız için, onun yolunda olduğumuz için Allahü Teala bizi affedecek buyurur. Yapılan işte netice alabilmek için Allah rızası için yapılması lazım. Niyet bu olmazsa sıkıntı olur. Fayda yerine zarar hasıl olur. Peygamber Efendimiz Eshab-ı Kiram'dan bazı büyüklerle birlikte sohbet ederlerken yanlarına bir adam geliyor. Başlıyor Peygamber Efendimize kötü sözler söylemeye. "Senin kadar kötü, senin kadar çirkin birini daha görmedim." diyor. Benzeri hareketler yapıyor. Eshab-ı Kiram Peygamber Efendimize bakıyorlar. Bir işaret etse yetecek. Peygamber Efendimiz adamın her söylediğine "Doğru söylüyorsun." buyuruyor. Sonra bu adam gidiyor, yanlarına Hazreti Ebu Bekir geliyor. Ya Resulallah, ömrümde senin kadar güzel birini şimdiye kadar hiç görmedim. Senin kadar iyi birine hiç rastlamadığım gibi güzel sözler söylüyor. Ona da Peygamber Efendimiz, doğru söylüyorsun ya Ebu Bekir, buyuruyor. Eshab-ı kiram şaşırıyorlar. Peygamberler şaka da olsa hiç yalan söylemezler. Peygamber Efendimiz'e, Ya Resulallah, o adama da doğru söylüyorsun buyurdunuz, Ebu Bekir'e de bunun hikmeti nedir diyorlar. Peygamber Efendimiz: Ben bir aynayım. Bana bakan kendini görür. O adam bana baktı, kendini gördü. Kendi özelliklerini söyledi. Ebu Bekir baktı, kendini gördü ve kendi özelliklerini söyledi, buyuruyor. Mümin de müminin aynasıdır. Bir Müslüman başka bir Müslümana sen şöyle kötüsün, böyle kötüsün gibi şeyler söylese, bilsin ki o özellikler kendisinde var. Besmele ile yenen lokmalar vücuda şifadır. Besmelesiz yenen lokmalarsa vücutta maraz yapar. Lokmaları besmele söyleyerek yenen kimsenin vücuduna şeytan giremez. Besmelesiz yenen lokmalarla beraber şeytan da vücuda girer. Büyükler her lokmada besmele çekerlerdi. Cömertin ikramı şifadır. Hasta olunduğu zaman cömert bir Müslümanın yemeğini yemeli. Namaz kılarken her rekatta Elhamdülillahi rabbil alemin diyoruz. Ya Rabbi, bana namaz kılmayı ihsan ettiğin, nasip ettiğin ve beni huzuruna kabul ettiğin için sana hamd ederim demektir.